yaygın gelişimsel bozukluk hastalık grubundan bir hastalıktır. yaygın gelişim bozukluğunda ne olur? O kişinin bir spektrum bozukluğudur, bir yelpaze bozukluğudur. Yaygın gelişim bozukluğunun en üst sınırında yüksek fonksiyonlu otizm vardır. en alt sınırında da ileri otizm vardır. Vardır. Şimdi ileri otizmde ne olur? Genellikle çocukta bu yani çocuk konuşmayı konuşma gecikmesi şeklinde çıkar ortaya. Yani çocukta anneye bu vali göz kurma şeklinde başlar. Mesela otistik bir çocuğu anne daha bebekken kucağına aldığı zaman kucağına sanki bebek değil de kutu almış gibidir. Anne ile çocuk arasında o duygusal temas yoktur. Yani bu çocukların beyinlerindeki sosyal beceri alanları, duygusal beceri alanları gelişmemiştir bu çocuklarda. Yürümeyi normal yaşında yürürler. İlk heceyi bazen kolay çıkarırlar ama yani ilk cümleleri kururken bir müddet sonra birdenbire kötüleşirler çocuklar. Ondan sonra artık yani tek başına oynamaya başlarlar. Aynı hareketleri tekrar tekrar yaparlar. Dönen şeyleri seyrederler bu çocuklar. Sallanma hareketleri yaparlar. E, ve kendi bir otistik yaşantıları vardır. Kendi ayrı bir dünyada.